Efendim aslında normalde başlangıçta anons alacaktık. Röportajımızı başlangıçta sevgili Ferhat Sağlam ve Osman Tarlacı Bey'le yapacaktık ama maalesef öyle bir yoğunluğa geldik. Hala Ferhat'ımın terleri devam ettiği gibi sahne de alamadı. Bu arada hemen şunu düzelteceğim. Az önce sevgili Osman Tarlacı'nın bir mesajını okudum. Ya arkadaşlar, Filistin'deki savaş hepimizin acısı. Biz zaman zaman namazımızda, duamızda oraya dua ediyoruz. Ya doktoru işini yapar, şoförü işini yapar, memuru işini yapar, polisi işini yapar, efendim cumhurbaşkanı görevini yapar, milletvekilleri işini yapar. Bu sanatçılar mıdır abi? Vurun Abalı'ya misali. Ya bırakın Allah aşkına 6 ay önce yapmış oldukları projeyi, yani etkinliği bugün yerine getirmek zorundalar. Yani bu konuda ben Allah aşkına şu milletimize şunu söylüyorum. Sanat camiasını ve medyayı eleştirmeyi bırakın arkadaşlar. Siz önce kendiniz bir tutun. O çalışmış olduğunuz işte Filistin'de savaş var diye yas güdün. Bizler de yas güdelim. Biz ne yiyeceğiz? Bu sözüm benim insanlara direkt, kimse kusura bakmasın, bizler de ayakta durmak zorundayız. Kardeşim ben Osman Bey'le başlayacağım. Çünkü az önce bir açıklamada bulundu kendisi. Hayırlı olsun. Fazla geriye gitme. Yanaş bana abi. Şöyle. Herkese bu akşam teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Evet. Ferhat Sağlam'la beraber organize yaptığımız program iyi oldu, güzel oldu. Herkesi memnun ettik. Ama milliyetse kalırsa ben zaten seferberlik kağıtım var. Abi, 55 yaşındayım. Savaş çıkarsa ilk gidecek olan benim. Benim de seferberlik ama bu akşam sadece WhatsApp'tan bana atılan 2500 mesaj var. Önemli değil. Ben onlara bakmıyorum. Ama bugün Trabzonlar günleri, Rizeliler günleri, Sivaslılar günleri, her yerde program devam ediyor. Bu programı Ferhat abinin biliyor, 6 ay önce olan Cengiz abinin de bu akşam olmasını, biz ister iptal olsun, bir şey olsa gideriz. Ama şu anda günler var, Sivas günleri var, bilmem işte Giresun günleri var, Rize günleri var, Trabzon günleri bir yeni bitti. Ama bu akşam bu şey gündem, amaç o değil, amaç sanat camiası değil. Bizim bu akşam Ferhat Sağlam'ın yaptığımız bir organize kopteks eden insanlar var. Öyle diyeyim ben. Açık konuşacağım. Biraz açık konuşurum. Tamam mı? Ama biz bir şey olsa bu akşam şuradan eve gitmezden oraya giderim. Şimdi Osman Tarlacı şunu söyleyeceğim. Bir de kıskançlık olabilir. Arkadaşlar bakın, bir Cengiz Kurdoğlu'nu, bir Hülya Polat'ı, bir Dinçer'i, bir Nuray Aksoy'u, Zeynep Birinci'yi gerçekten kolay kolay bir araya toplamak her yiğidin harcı değil. Bunu da söyleyeyim. Orada şöyle bir şey diyeyim. Benim Cengiz Kurtoğlu'na videom var. Şöyle bir algı var dışarıda. Benim biraz duruşum galiba iyi durmadım. Ferhat Sağlam çekti bu şeyi, videoyu. Ben onu montaj yapmış gibi bir algı var dışarıda. Montaj olmadı bu akşam. Belli oldu. Montaj olan kim yaparsa, yani biraz şey konuşacağım, terbiyesizdir. Biz doğalız. Her şeyde bu akşam iyi olsun diye yemeksizine, güvenliksizine, sanatçısından yemeğimizi, her şeyimizi nasıl, bırak buranın çalışan personeline bile yemeğimizi, her şeyimizi yapıyoruz. Niye? Ama yarın bir şey demesinler diye. Bugün, yarın da buradayız biz. Biz Bayrampaşa sözüyüz, buradayız. Ferhat Sağlam'ın araba. Ama kimse dedi ki biz Cengiz gelmeyecek diye. Tamam mı? Cengiz abi Ferhat Sağlam'ı seviyor. Hatta her zaman yanında. Geçen sene de yanında, öbür sene de yanında oldu. Ama işte sosyal medyada olabilir. Biz bunlara zaten sorun demiyor. Eleştirilmez zaten %90'ı benimki çevrem. Ben size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Belki haberiniz yoktu. Belki sevgili Zeynep üzülecektir. Zeynep Birinci buraya hafta hafta geldi. Doğrudur. Evet. Hülya Polat da aynı. Tamam mı? Yani şu anda burada mesela insanlar şunu dedi. Cengiz Kurtoğlu bu akşam buraya gelip sahneye söylemez. Bayrampaşa girmez dediler. Biz değil. Hayır, biz rahat idik. Biz evine gittik, yemeğini yedik, yengemin de çayını içtik, kahvamızı da içtik. Tamam mı? O akşam Cengiz abi zaten söz verdiğim gelir. Videoya giderken Fadime bekliyor, ben gidiyorum. Bak Fadime bekliyor diyor, değil mi? Doğru diyor. Biz onun için, biz bu akşam benim tek bir üzüldüm. Atilla İdiner'in, Cengiz Kurtoğlu'nun Yılların şarkısını ya, denk getiremedim. Ya evet. Olmadı. Biraz geç geldi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'ydi. Görevliydi. Onun için geç gelemedi. O şarkı bizim için bir haber oldu. Güzel bir şey olurdu. Tamam mı? Ferhat Sağlam'a da teşekkür ediyorum. Ufak tefek şeyler olabilir. Ufak tefek şeyler de olabilir. Mesela ben gezemde bir kimse bana spor sormadı. İşte Gökkuşağı, İbrahim Köseoğlu. Tam böyle birkaç kişi bana sponsor oldu, yardımcı oldu. Ben davetiye satmadım. Şuraya gelenlerin bana bir kişi para vermedi. Yardımcı da olmadı. Benim amacım programın iyi olması insanlara, ama beni sosyal medyada daha devam ediyor şu anda. Tamam işte
savaş var işte Filistin'e. Ben seferberlik kağıdım var, tekrar ediyorum. Savaş çıkarsa şuradan eve gitmiyorum, direkt savaşa gidiyorum. Komutanım ben. Ama diyenler adamlar, beş vakit namaz kılıp da diyen adamlar, kusura bakmasın, kimse eleştir. Herkes kendine baksın. Herkes birbirini tanıyor. Ben Ferhat Bey'e söylüyorum, Ferhat Bey de teşekkür etsin. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Evet, sevgili Ferhat Sağlam. Ahmetciğim, öncelikle ben sana çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok emek veriyorsun. Sadece bana değil, tüm camiamıza. Ben olaya, konuya vakıf değilim. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz savaşa dahi önümüzde metre takımıyla gülü oynaya giden bir milletiz. Aynen. Şehadet bizim için bir onurdur. O ayrı, bu ayrı. Eğer şehit olanlar varsa biz buna üzülmeyelim. Onları ölü demeyeceğiz. Sürekli eleştirilmek, yadancağız. Burada bir güzel bir gece yaşamış şimdi ve o güzel gecede teşekkür, takdir alması gerekiyor. Sonunu şöyle güzel bağlayalım. Ben bütün sanatçı arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Nice 40 yıllar dediler ama tabii bir 40 sene daha olursa, Allah nasip ederse olur da öyle 40 yıllar olmaz. Sen 35 yaşına geldin mi? 55 abiciğim. 15 yaşında başladım ya profesyonel anlamda. Para kazanmaya başladım, şimdi bunu 40 diyoruz. Tabii o çocukluk yaşlarımızda işte çaldığımız enstrümanlar falan para almadan, onlar da başka bir şey. Ben herkese saygımı, sevgimi gönderiyorum. Çok güzel bir gece oldu. Bütün Bayrampaşalılara, uzaktan yakından gelen herkese sonsuz kere teşekkür ediyorum. Hemşehrilik ve sanat adına çok güzel bir gece oldu. İnşallah tekrar tekrar böyle geceleri beraber oluruz Ahmet. Sayenizde güzel oldu. Sayenizde güzel oldu. Senin bütün izleyicilerine ne kadar güzel seyirciler olduğunu biliyorum. Selamlarım, sevgilerim, saygılarımı gönderiyorum onlara. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İnşallah daha sonraki programlarda görüşmek üzere. İnşallah. Evet, bizden bu kadar.